Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Konjunktionen anstatt ohne zu, ohne das. Bu ne demek arkadaşlar? Konjunktionen, bağlaçlar demek arkadaşlar. Anstatt, bunun yerine, ohne zu, onsuzun, yani o olmadan, ohne das, onun ona gerek kalmadan gibi bu anlamları geliyor. Ne demek istediğimizi zaten cümleler içerisinde daha bir anlayacaksınız arkadaşlar. Dilerseniz örneğimizle başlayalım. Ich lebe in einem attraktiven Umfeld. Ne demek? Leben, yaşamak. In einem attraktiven Umfeld. Das Umfeld, çevre demek arkadaşlar. Attraktiv, çekici ya da cazip anlamına da gelebilir arkadaşlar. Çekici, cazip bir çevrede yaşıyorum. Ich verzichte nicht auf Komfort. Verzichten auf, birlikte kullanılan bir yapı arkadaşlar. Vazgeçmek ya da caymak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Parantez içerisinde koymamın sebebi ne? Birazdan zaten bunu anlayacağız neden olduğunu. Ich verzichte nicht auf Komfort. Konforumdan vazgeçmem anlamına geliyor. Ama vazgeçerim diyecek olursam da ne diyeceğim o zaman? Nicht'i kullanacağım. Bu sefer de diyeceğim ki ich verzichte auf Komfort diyeceğim, değil mi? Bunu kaldırmış olacağım. Şimdi bu iki cümleyi bir arada kullanırsam ne yaparım arkadaşlar? Öyle çekici bir çevrede yaşıyorum ki konforumdan vazgeçmiyorum diyeceğiz. Şimdi bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Baştaki cümleyi aynen buraya taşıyacağım ve diyeceğim ki Ich lebe in einem attraktiven Umfeld, nokta yerine bu sefer virgül, çünkü cümlemiz devam ediyor ve ne yapıyorum? Bunu bağlamam gerekiyor. Ohne dass ich auf Komfort verzichte. Konforumdan vazgeçmeksizin anlamına gelen ohne das'ı görüyoruz arkadaşlar. Demek ki ohne das'la birlikte ne yapıyorum? Bu iki cümleyi ne yapıyorum? Bir araya getirmiş oluyorum. Ancak burada dikkat ettiyseniz ohne das'tan sonra verzichten ne yapmış? Sona gitmiş, çekimlenmiş olarak, değil mi? Ne yapıyorum? Bunu sona atmış oluyorum. Bakın burada nicht'i kaldırıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü konforumdan vazgeçmeksizin deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum bunu? Olumlu bir şekilde koymuş oluyorum. Çünkü burada zaten bir olumsuzluk olduğundan dolayı arkadaşlar ikinci defa nicht'i koymama gerek yok. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Ohne das'ı koyuyorum. Ve dolayısıyla ne diyorum? Ich lebe in einem attraktiven Umfeld. Ohne dass ich auf Komfort verzichte demiş oluyorum. Yani konforumdan vazgeçmeksizin çekici, cazip bir çevrede yaşıyorum demiş oluyorum. Şimdi ben arkadaşlar ohne dass'ı farklı bir şekilde de kullanabilirdim. Nasıl kullanabilirdim? Ohne zu yapısıyla da kullanabilirdim. Nasıl? Bakalım. Ich lebe in einem attraktiven Umfeld. Gene aynı şekilde koyuyorum. Ancak bu sefer ohne das yerine ne olacak arkadaşlar? Ohne gelecek. Ancak burada dikkat edin arkadaşlar. Ohne auf Komfort. Konforuma, konforum olmaksızın zu verzichten. Zu plus infinitif geliyor. Bakın burada bu sefer ne olmuş arkadaşlar? Mastar halde öyle değil mi? Karşımıza çıkmış. Ancak yukarıda ne olmuştu arkadaşlar? Ohne das dedikten sonra cümle öğelerini sıraladım ve ne yapmıştım? Aynı şekilde bunu buraya koymuştum, yerleştirmiştim. Ancak burada ne oluyor arkadaşlar? Zu verzichten dediğimde mastar halde bırakıyorum ve diğer öğeyi, yani auf Komfort, buraya yerleştirmiş oluyorum. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda Ich lebe in einem attraktiven Umfeld ohne auf Komfort zu verzichten demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Ich lebe in einem attraktiven Umfeld. Ich lebe in einem attraktiven Umfeld. Ich verzichte nicht auf Komfort. Ich verzichte nicht auf Komfort. Ich lebe in einem attraktiven Umfeld, ohne dass ich auf Komfort verzichte. Ich lebe in einem attraktiven Umfeld, ohne dass ich auf Komfort verzichte.
Ich lebe in einem attraktiven Umfeld, ohne auf Komfort zu verzichten. Ich lebe in einem attraktiven Umfeld, ohne auf Komfort zu verzichten. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Ich steigere Fitness und Kondition. Steigern arkadaşlar, steigern yükseltmek demek arkadaşlar. Fitness und Kondition anlaşılacağı üzere fitness ve kondisyonumu yükseltiyorum. Evet, anlamına gelmiş oluyor. Ich stehe nicht im Stau. Evet, stehen neydi? Durmak demekti. Öyle değil mi arkadaşlar? Ich stehe nicht im Stau. Stau arkadaşlar trafik sıkışıklığı. Evet, trafiğin içerisinde durmuyorum diyecek olursam demek ki ich stehe nicht im Stau demiş olurum. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yaparım? Şöyle ki statt das'la birlikte bir araya getirecek olursak arkadaşlar. Ich steigere Fitness und Kondition. Statt dass ich im Stau stehe. Ne demek istiyor bu arkadaşlar bu cümle? Fitness ve kondisyonumu çoğaltırım. Trafikte duracağıma demiş oluyorum. Yani trafikte, trafik sıkışıklığının içerisinde duracağıma fitness ve kondisyonumu ilerletirim. Koşarım, işte bisiklete binerim demeye getiriyor bu cümle bize. Dolayısıyla bakın bu cümlede ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Baştaki cümleyi aynen buraya taşıyorum. Virgülümü getiriyorum ve statt das'la devam ediyorum. Ve fiilim stehen ne oluyor arkadaşlar? Çekimlenmiş bir şekilde neye göre çekimleniyor? İşe göre çekimleniyor. Sona atmış oluyorum ve diyorum ki Ich steige Fitness und Kondition statt das ich im Stau stehe demiş oluyorum. Şimdi ben bunu farklı bir şekilde de söyleyebilirdim. Statt zu şeklinde de söyleyebilirim. Dolayısıyla ne yapacağım bu sefer arkadaşlar? Gene baştaki cümleyi buraya taşıyacağım. Diyeceğim ki Ich steigere Fitness und Kondition statt im Stau zu stehen. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Gene başa getiriyorum bunu. Virgülümle ayırıyorum. Statt im Stau zu stehen. Bakın burada gene mastar halde bırakıyorum ve bununla sonlandırmış oluyorum cümleyi. Dolayısıyla trafik sıkışıklığının içerisinde, öyle değil mi? Trafik sıkışıklığının içinde duracağımı, fitness ve kondisyonumu ilerletirim. Ne yaparım? İşte hızlı yürürüm, koşarım, bisiklete binerim demeye getirmiş oluyor bu cümle. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich steigere Fitness und Kondition. Ich steigere Fitness und Kondition. Ich stehe nicht im Stau. Ich stehe nicht im Stau. Ich steigere Fitness und Kondition, statt dass ich im Stau stehe. Ich steigere Fitness und Kondition, statt dass ich im Stau stehe. Ich steigere Fitness und Kondition, statt im Stau zu stehen. Ich steigere Fitness und Kondition, statt im Stau zu stehen. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub. Öncelikle bir bakalım anlamları neymiş. Fahren arkadaşlar sürmek ya da kara taşıtı araçları kullanmak, binmek anlamına gelebiliyor. Dieses Jahr, bu yıl, bakın burada das Jahr demonstratif olduğu için bu yıl diyecek olursak dieses Jahr demiş oluyoruz. Mit dem Zug, evet. Treni sürmek ya da treni kullanmak deriz, öyle değil mi? Dolayısıyla mit dem Zug fahren, yani trenle gidiyoruz derken bu fahren'i kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın burada gene bir datiflik söz konusu. Der Zug ne olmuş? Mit dem Zug olmuş. Neden? Çünkü mit'ten dolayı trenle diyeceğiz. Bu sebepten mit dem Zug diyoruz. In den Urlaub, Urlaub arkadaşlar tatildi. In den Urlaub fahren, tatile gitmek. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Biz bu yıl trenle tatile gidiyoruz. Dolayısıyla wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Wir nehmen kein Flugzeug. Das Flugzeug neydi arkadaşlar? Uçaktı. Nehmen, almak. Evet, uçak almak demeyiz. Güzel Türkçemizde ne deriz? Uçakla gitmiyoruz.
deriz, öyle değil mi? Dolayısıyla bunun Almanca karşılığı wir nehmen kein Flugzeug, yani Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Uçak almıyoruz, yani uçağı kullanmıyoruz anlamına gelmiş oluyor. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirecek olursam ne yaparım arkadaşlar? Bunu dilerseniz statt das da bir araya getirelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Baştaki cümleyi gene buraya taşıyacağız. Ne diyeceğiz? Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub. Virgülümü getiriyorum. Statt das ile devam edeceğim. Ne yapacağım? Statt das wir ein Flugzeug nehmen. Demek ki ne yapıyorum arkadaşlar? Statt das'tan sonra özneyi getiriyorum. Wir ein Flugzeug nehmen. Ne yapıyorum? Bunu da cümlenin içerisinde, değil mi? Ne vardı? Nehmen vardı. Bunu cümlenin sonuna atmış oluyorum. Tabi via çekimine göre taşımış oluyorum buraya. Öyle değil mi? Dolayısıyla wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub statt dass wir ein Flugzeug nehmen. Yani bir uçağı kullanana kadar ne yapıyoruz? Bu yıl trenle tatile gidiyoruz demiş oluyoruz. Şimdi statt dass yerine statt zu da kullanılabilirdi. Ne yapacaktım o zaman? Ne yapacaktım? Gene cümleyi buraya, ilk cümleyi buraya taşıyacaktım ve diyecektim ki wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub statt ein Flugzeug zu nehmen. Ne yapıyorum demek ki arkadaşlar? Burada zu plus infinitif yapıyorum. Yani mastarda bırakıyorum. Ancak burada şimdi wir olduğu için zaten mastarda kullanılıyordu. Öyle değil mi? Ne yapacakmışım burada? Gene mastara getirecekmişim. Zu nehmen şeklinde sonlandıracağım ve cümlenin diğer öğesi olan ein Flugzeug, yani bir uçak, bunu buraya taşımış olacağım. Dilerseniz burayı bir toparlayalım bu son cümleyi. Ne diyor bu cümle demek ki? Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub statt ein Flugzeug zu nehmen demiş oluyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu yıl trenle gidiyoruz tatile, uçakla gitmektense gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub. Wir nehmen kein Flugzeug. Wir nehmen kein Flugzeug. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub, statt dass wir ein Flugzeug nehmen. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub, statt dass wir ein Flugzeug nehmen. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub, statt ein Flug, düzeltiyorum, statt ein Flugzeug zu nehmen. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug in den Urlaub, statt ein Flugzeug zu nehmen. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ich muss oft Überstunden machen. Anlamlandıralım. Evet, oft, sıklıkla, evet, müssen neydi arkadaşlar? Zorunluluk için kullanılıyordu, öyle değil mi? Überstunden de arkadaşlar fazla mesai, fazla mesai yapmak arkadaşlar. Überstunden machen, yani bu cümle ne diyor? Ich muss oft Überstunden machen. Güzel Türkçemizde ne diyor bu cümle? Sıklıkla fazla mesai yapmak zorundayım. Ich bekomme kein Geld dafür. Bekommen, elde etmek demek arkadaşlar. Kein Geld, das Geld neydi? Para, evet. Para, bakın burada bir olumsuzluk var. Para almıyorum bunun için derken dafür, bunun için demek arkadaşlar. Dolayısıyla ich bekomme kein Geld dafür, bunun için para almıyorum diyor bu cümle. Şimdi bu iki cümleyi ben bir araya getirdiğimde sıklıkla fazla mesai yapıyorum para almaksızın diyecek olursak ne deriz? Aynen cümleyi buraya taşıyorum arkadaşlar. Ich muss oft Überstunden machen, virgülümü getirdim. Ohne dass ich Geld dafür bekomme.
Para almaksızın, bunun için para almaksızın diyorum arkadaşlar. Ne oluyor bu demek ki? Ohne das ich, bakın burada özlem gelmiş. Geld dafür bekomme, evet burada çekimlenmiş olan bekommen ne olmuş? Bekomme buraya gelmiş. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunun için para almaksızın demiş oluyorum. Dolayısıyla ich muss oft Überstunden machen. Sıklıkla, değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Fazla mesai yapmam gerekiyor. Ohne das ich Geld dafür bekomme. Bunun için para almaksızın demiş oluyorum. Şimdi ohne das yerine ne diyebilirdik bir de? Ohne zu varyasyonunu kullanabilirdik. Burada ne yapıyorum gene arkadaşlar? Baştaki cümleyi buraya taşıyorum ve diyorum ki ich muss oft Überstunden machen, virgülümü getirdim. Ohne Geld dafür zu bekommen. Bakın burada gene ne olmuş arkadaşlar? Bekomme, değil mi arkadaşlar? İşe göre çekimlenirken burada zu plus infinitif yaptığımdan mastarda bırakıyorum. Buraya da Geld dafür, yani diğer öğeleri buraya katmış oluyorum ve diyorum ki ohne Geld dafür zu bekommen ile ne yapıyorum? Bu cümleyi sonlandırmış oluyorum. Demek ki ich muss oft Überstunden machen. Evet, sıklıkla fazla mesai yapmam gerekiyor. Ohne Geld dafür zu bekommen. Bunun için para almaksızın demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich muss oft Überstunden machen. Ich muss oft Überstunden machen. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich muss oft Überstunden machen, ohne dass ich Geld dafür bekomme. Ich muss oft Überstunden machen, ohne dass ich Geld dafür bekomme. Ich muss oft Überstunden machen, ohne Geld dafür zu bekommen. Ich muss oft Überstunden machen, ohne Geld dafür zu bekommen. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de konjunksiyonun anstatt, ohne zu ve ohne das'ı görmüş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.